değerli denizseverler, Boston'dayız. Kış ayları, çekimlerimizi bu aylarda yapmaktayız. Boston'a geldik. Burada Türk denizcilerle birlikte olmaya devam ediyoruz. Boston, Amerika'nın kuzeydoğusundaki bir şehir. Doğuya bakan şehirler, fiyortlarla içeriye giren alanlarda kurulmuş. Buraya da liman olarak girmek çok zor. Önce yerliler yaşıyormuş. İçerilerde suyun girdiği yerlerde tarım, denizin kenarında denizcilik yaparlarmış. Sonra ilk göç edenler, Amerika'ya göç edenler Boston'a göç etmişler. İngilizler, arkasından İtalyanlar, İrlandalılar, İskoçlar ve 30 Eylül 1630 30'da şehir olmuş Boston. Ve Amerika'nın 10 büyük şehrinden biri. Şu anda nüfusu 6 milyonun üzerinde. Teknoloji merkezi, bilim merkezi, sağlık merkezi, ünlü üniversiteler burada. Harvard burada, MIT burada. Denizciler için türlü türlü imkanlar var. Biz de Türk denizcileri yine takibe alıyoruz. Boston'dayız. İlk olarak yaz aylarında teknesiyle Akdeniz'de, kış aylarında Boston'da yaşayan Ozan Kaptan'la buluşuyoruz. Evet, bugün Gloucester'dayım. Burası balıkçı filolarının Atlantik'e balık yakalamak için çıktığı majör balıkçı limanlarından biri. Tarihi boyunca çok fırtınalar yaşamış ve çok denizciyi kaybetmiş bir balıkçı kasabası. Yaklaşık 5300 kişi değişik fırtınalarda burada hayatını kaybetmiş, ekmeğinin peşindeyken. İşte meçhul denizci anıtı ve arkada da hayatını kaybeden 5300 kişinin isimleri var. Hatta 1854'te galiba bir fırtınada yaklaşık 15 tane gemi batıyor. Tek bir Northeaster diyorlar, Kuzeydoğu'dan gelen Atlantik'ten. Çok sert bir fırtınası var buranın. Tek bir fırtınada 12 tane uskuna, schooner kayboldu ve yaklaşık 120 kişi bir günde bir fırtınada ölüyor, boğularak. Kusursuz Fırtına filmi vardır, Perfect Storm, seyretmişsinizdir. İşte o burada çekildi ve gerçek bir hikayedir. Biz denizciler için çok özel yeri olan bir çok şirin balıkçı kasabasıdır burası. Buraya kadar gelmişken filmin bar sahnelerinin çekildiği mekana gitmemek olmaz. Boston'ın tam ortasında muhteşem bir yere geldik. Akvaryum. Senede 1,5 milyon kişinin ziyaret ettiği
okyanusların tüm balık çeşitlerini hemen hemen burada bulabileceğimiz bir yerdeyiz. Boston'da hava anlık değişebiliyor. Bir saat içinde dışarı çıkıp koşu yaptıysanız, yürüyüş yaparken bir an geliyor, çok sıcak oluyor, terleyeceğiniz kadar. Biraz sonra donacağınız kadar soğuk oluyor. Bunda buranın denizcileri Gulf Stream akıntısının etkisinden söz ediyorlar. Onun çok etkili olduğu bir sınır alanındaymış Boston. Denizciler için çok karışık denizler, ani patlayan fırtınalar, çok büyük dalgalar denizciler için büyük tehlike oluşturmakta. Kuzeyden gelen, Grönland'dan kuzeydoğu rüzgarlarıyla gelen soğuk su akıntısı Labrador kıyılarını takip ederek Labrador akıntısını oluşturuyor. Bu akıntı oksijen açısından oldukça zengin bir akıntı. Karayiplerden gelen hepimizin bildiği Gulf Stream de ile Newfoundland'ın doğusunda karşılaşıyor. Karayip'ten gelen su da oksijen açısından fakir ancak besin ve plankton açısından oldukça zengin. Buranın havaları bu nedenle Northeaster dediğimiz, yani bu iki akıntının karşılaşmasıyla birlikte iki bir soğuk ve sıcak hava kütlesinin çarpışmasıyla çok büyük kuvvetli fırtınalar çıkarmaktadır ve o denizcileri, yelkencileri, balıkçıları zaman zaman çok zorlamaktadır. O yüzden Graveyard of Atlantic derler, yani Atlantik'in mezarlığı. O kadar çok batık var ki, işte sığlıklardan dolayı, bu aniden patlayan fırtınalardan dolayı, çok büyük dalgalardan dolayı burada yelken yaparken çok dikkat etmek lazım özellikle. Bu sularda yelken yaparken en çok dikkat etmemiz gereken şeyi de neredeyse ömrü Boston'da geçmiş Osman Kaptan'a soralım. Burada yelken yaparken en çok dikkat edilecek şeylerden bir tanesi de medcezir. Çünkü hem limanla bulunduğunuz yere göre nehir gibi akabiliyor. Bazen 7 mil, 8 mili bulabiliyor bu akış sürati. Yani bir koy boşalırken ya da dolarken. Özellikle arkamızdaki koya bakarsanız sanki bir nehir gibi duruyor farkındaysanız. Buraya tabii ki low tide'a girmenize imkan yok ama high tide'a girebiliyorsunuz. Ve mesela burası boşalırken herhalde en azından bir 6 mil süratle boşalıyordur. En azından o süratle de tekrar dolabiliyordur. Buradaki tide'deki, yani boşalıp tayların inip çıkma zamanında sanıyorum ki aşağı yukarı herhalde burada göründüğüne göre bir 3 metre var. Ama her koyda bu değişebiliyor. Her girdiğiniz yerde değişebiliyor. O yüzden de burada belli bir tide list dediğimiz belli bir listeler var.
Bunları app olarak da alabiliyorsunuz, yükleyebiliyorsunuz. Ve neredeyseniz orada hangi saatlerde yüksek olacağına, hangi saatlerde aşağı ineceğine ya da slack tide dediğimiz, yani ne yükselip ne alçaldığı belli bir durumlar var. Onların olacağına görebiliyorsunuz. Ve genelde denizciler bir limana girerken yüksek ve alçak met ve cezirin ne kadar olduğuna, ne kadar metre aşağı inip ne kadar metre yukarı çıktığına çok dikkat ederler. Özellikle yelkencilerin dikkat etmesi lazım. Çünkü salmaları var. Ve bu salma çoğu zaman karaya da oturabilir düşük tayda. Bastının içinde 3 marina var. Tekneler genelde bu 3 marinada kalıyorlar. Genelde kalıyorların ötesinde Alarga'da da kalıyorlar. Onun dışında Bastının çevresinde 20 yat kulübü var. Bu yat kulüplerine de tekneler marina gibi yanaşabiliyorlar. Yolumuz Boston içindeki marinalardan birine düşüyor. Kış koşulları. Birçok tekne naylon koruma örtüleri altında. Onlardan birinde bir Türk aile yaşıyor. Kış, yaz. Baba oğlun yaşadığı Osprey teknesine gidiyoruz. Valla 1964'te benim babam Japonya'ya olimpiyatlara gitmişti. Geri döndüğünde şöyle bir deniz yatağı, hiç unutmuyorum, yeşil bir deniz yatağı almıştı. Belli bir süre sonra bana şey yaptı, kürek yaptı bunlar için. Ve o zaman da Maltepe'de oturuyorduk. İşte ben Maltepe kıyılarında yazları sabahtan akşama kadar, ta ki ciyak ciyak beni eve çağırılıncaya kadar ben o yatağın üzerinde kürek çekerek o kıyıları dolaşırdım. Ve hayalim her zaman bu adalara ben ne zaman nasıl gideceğim olmuştu. Benim ilk denizcilik tecrübem böyle başlamıştı. Sonra koşullar onu çok uzaklara, Amerika'ya getirir ve yaşam savaşı başlar. İş hayatı, koşuşturmacalar derken zaman akar ve 1990'da ilk defa bir fırsatım oldu. 30 feet, yani ne oluyor? 19,5 metre, 9 metre diyelim, bir tekne aldım. Coronado markasında ve ben bu teknede 5 sene yaşadım. Yazları Winthrop'ta yaşıyordum. Kışları kalkıyordum, Karibya'na gidiyordum. İki kışımı Küba'da Hemingway Marinası'nda geçirdim. Bir kışımı Jamaica'da ve şeyde Ocho Rios'ta, Alarga'da geçirdim. Başka bir yazımı da Virgin Islands'da geçirdim. O da St. Thomas'la St. Croix arasında dolaşarak geçirdim. Ondan sonra bir kışımı da Winthrop'ta geçirmiştim. O kışa zaten kartopu kışı diyoruz. Winthrop'ta Harbor Donar kışları, özellikle soğuk kışlarda Harbor dondu. Ben teknede kalıyorum. Tabii teknenin gene üstü kapalı. Soğuk diye, soğuk bir sorun değil. Ancak buz tuttuğu zaman ben farkına varıyorduk. Genellikle buzları da kırıyorduk ama bildiğiniz gibi tekne V şeklinde olduğu için buz sıkıştıramıyor tekneyi. Sıkıştırdığı zaman tekne buzun üzerinde yukarı çıkmaya başlıyor. Ondan sonra bir akşam tekrar gene ben V-Bird'de yatmayı çok severim. V-Bird'de yatarken korkunç bir bomba patlamış gibi korkunç bir gürültü oldu. Ondan sonra ben battık herhalde diye tekneden dışarı fırladım. Fark ettiğim şu, tekne deniz buz tutmuş ama çözülmeye başlamış buz. Öyle bir şey oluyor ki
belli bir süre sonra teknenin altında su kalmıyor. Teknenin ağırlığı buzu kırıyor. Biz tabii suya düşüyoruz birkaç metre. Çıkan korkunç ses meğerse ondanmış. Öğrendikten sonra zaten sorun kalmadı. Sadece Boston değil, farklı yerlerde de yaşadı ve önce karadan gezdi Amerika'yı Osman Kaptan. Ben New York'ta yaşadım uzun bir süre. Washington DC'de yaşadım uzun bir süre. Michael'dan yaşlı bir oğlum daha var. Adam 40 yaşlarında falan zaten. Ondan sonra onunla bütün Amerika'yı dolaştık aşağı yukarı. Amerika'da görmediğimiz state kalmamıştır. Karavanla dolaştık ondan Amerika'yı. Ondan sonra Michael'dan da bu kısmet oldu. Tekneyle dolaşıyoruz. Eskrim yapar. Amerika'nın ünlü eskrimcilerinden birisiydi bir zamanlar. Amerika'da 6.'ydı kendi yaşı arasında. Bu sene gene şeyi kazandı. State'in bu Massachusetts'in şeyini kazandı. Şampiyonluğunu kazandı. En iyi eskrimcisi olarak. Hem madalya hem de kupa aldı. Ondan sonra Michael'ın işlerinden uğraşıyorduk. Tekneyle fazla uğraşamadım. Ondan sonra high school'a geçtikten sonra belli bir konuma, belli bir döneme geldiği için vaktimiz oldu. Benim de zaten emekli olma zamanım gelmişti bana göre. Ondan sonra evimi sattım. Amerika'nın en kuzeyinden en güneyine, ki düşün, Bradenton'a kadar, Gulf Coast'a kadar gittik. Ve şehir şehir, tekne, bu tekneyi buluncaya kadar araştırma yaptık, tekne baktık. En sonunda bu tekneyi almaya karar verdik. Çünkü çok iyi bakılmış bir tekneydi. Ondan sonra bizim istediğimiz işleri yapabilecek bir tekneydi. Aldıktan sonra bir sene kadar Bradenton'da kaldık. Yapmamız gereken değişiklikleri tekneye yaptık. Tabii COVID zamanında birazcık da güç oluyordu bütün bunlar. Ondan sonra işte bir sürü sistemlerini değiştirdik teknenin. Ondan sonra uzun yola hazır olduğu zaman da kalktık aldık tekneyi. Aldım tekneyi oradan buraya getirdim. Hala Boston'da olmamızın sebeplerinden bir tanesi. Bu sene Michael'ın son senesi. Buradaki Amerika'da ilk açılan en eski liseyi bitirmek üzere en önemli liseler. Amerika'daki en iyi public school'lardan bir tanesi. Ondan sonra onu bitirecek. O koleje gittiği zaman ben kalkacağım, güneye ineceğim. Boston'da plastik altında yaşamaktan vazgeçtim artık. Kış yaz teknede yaşamak nasıl bir şey? Benim için harika. Yani ben aşkımı yaşıyorum. Doğrusunu istiyorsanız. Ama arada sırada Michael için zor oluyor çünkü çok alıştığı bir şey değil. It's very different than living in a house, but it's amazing. It's a lot of, I guess, a lot less storage, a lot less space compared to living in a house. But, you know, through time, I just learned to adapt, learn to live, and I just really love being next to the water. And it's amazing. I really love it a lot. So much, I guess, different challenges, different, you know, getting to school. It's a different area, but it's an amazing experience for me. Peki arkadaşları, çevresi ne diyor teknede yaşamasına? Nasıl karşılıyorlar? They really like they I guess
it's hard for them to grasp that I do live on a boat. A lot of times I get all like, really? Like they just like, they can't understand, they can't wrap their brain around it. And then eventually I show them some pictures, I show them some areas, and they're just like, they're amazed. And they always say like, oh, you know, what does it feel like? You know, they always ask me questions, how is it? What do you feel like? And they always, every single time, it's always, I kind of want to live on a boat, or they kind of want to try it for a little bit, you know? Tekneden okula uzanan bir yaşam ve arkadaşlarına Atatürk'ün gençliğe hitabesini gururla sunmak. Today I'll be declaiming Atatürk's address to Turkish youth. Atatürk, whose actual name was Mustafa Kemal, was a Turkish general who during the time of World War I led his men to fight for everything that he wanted. Bu yaz tekrar ilk niyetimiz okulun bitmesini beklemek. İkincisi, tekneyi karaya çıkartacağız. Bazı eksikleri var, onları yapacağız. Ondan sonra Allah kerim, mutlaka şeye gideceğim. Bermuda'ya gideceğim. Ondan sonra ya kuzeye dönüp Türkiye'ye doğru yola çıkacağım. Ya da güneye, Guatemala'ya doğru yola çıkacağım. Daha kararımı vermedim. O kararı Bermuda'ya geldiğimde vermiş olacağım. Hem tekneyi hem de kendimi denemem lazım. Bakalım bundan sonra Osman ve Michael Kaptan'ın hayat rotaları onları nerelere götürecek. Ama bizim rotamız belli. Amerika çekimlerimizi tamamladık ve sıcak havaları fazla bekletmeden provamız Türkiye'yi göstersin artık. Önümüzdeki bölümde görüşünceye kadar hoşça kalın, denizsiz kalmayın efendim.